Mihail Bulgakov. Üzerinde horoz resmi olan havlu. Bir insan atla tenha patika yollarda gitmemişse ona bu konuda söyleyecek bir şeyim olamaz. Nasıl olsa anlamayacaktır. Ama gitmiş olanlara da hatırlatmama gerek yok. Kısaca şunu söyleyeceğim. Taşta kenti Greçevka ile Murin'deki hastane arasındaki 40 vers yolu arabacımla tam bir günde gittik. Üstelik tuhaftı da 16 Eylül 1917 günü gündüz saat 2'de bu pek ilginç kent Greçevka'nın sınırındaki son un deposundaydık ve o unutulmaz 17 Eylül 1917 günü saat 2'yi 5 geçe Murin Hastanesi'nin otları Eylül yağmurları altında çiğnenmiş, yumuşamış, ölmekte olan avlusundaydım. Durumum şöyleydi. Ayaklarım donmuştu. Her ne kadar orada, avluda okul kitaplarının sayfalarını aklımda çeviriyor, bulanık olarak Gravlovka köyündeki hastalığın gerçek mi olduğunu yoksa insanın kaslarının sertleşip kemikleştiği bu hastalığı dün gece rüyamda mı gördüğümü bulanık olarak hatırlamaya çalışıyordum. Kahrolası o hastalığın latince adı neydi? Sertleşen bu kaslar nasıl diş ağrısını andıran dayanılmaz bir ağrıya neden oluyordu? Ayak parmaklarım için bir şey söyleyemeyeceğim artık. Çizmelerin içinde kıpırdamıyor, öylece kesilmiş parmaklar gibi hareketsiz duruyorlardı. Ne yalan söyleyeyim, moralim son derece bozuk olduğu için kendi kendime mırıldanarak tıp bilimini de beş yıl önce üniversitenin rektörlüğüne verdiğim bildiriyi de lanetliyordum. Bu arada yukarıdan da yağmur boşanıyordu. Paltom da sünger gibi emmişti suyu. Sağ elimin parmaklarıyla balizimin sapını tutmaya çalışıyordum ama sonunda ıslak otların üzerine tükürdüm. Parmaklarım tutmuyordu ve sonra ilginç tıp kitaplarından aklımda kalanları düşününce bir hastalığı hatırladım. Felci. Bilmem neden o anda umutsuzluk içinde içimden felç diye geçirdim. Morarmış, odunlaşmış dudaklarımdan şöyle döküldü. P sizin yollarınıza P gerek alışmak için bu yola ve o anda nedense öfkeyle baktım arabacıma. Oysa yolun böyle olmasında onun hiçbir suçu yoktu. Arabacı da açık renk bıyığının altında dudaklarını güçlükle oynatarak karşılık verdi. E, doktor yoldaş, On yıldır gidip gelirim bu yolu. Yine de alışamadım. Titredim. Sıvası dökülmüş, beyaz, iki katlı ana binaya, sağlık memurunun küçük evinin boyasız, kalas duvarlarına, gelecekteki rezidansıma, gizemli pencereleri mezarlığı andıran çok temiz, iki katlı eve öfkeyle bakarak uzun uzun içimi çektim. Ve o anda kafamın içinde, latince sözcüklerin yerine, Hayal meyal, soğuktan ve arabanın sarsıntısından sersemlemiş tenor bir sesin şarkısını duyuyordum. Selam san, kutsal sığınağım. Hoşça kal. Uzun bir sürediğine hoşça kal altın kırmızısı Bolşoy Tiyatrosu, Moskova, vitrinler. Ak. Hoşça kal. Bükülmeyen parmaklarımla valizimin kayışını koparmaya çalışırken öfkeyle şöyle geçiriyordum içimden. Bir dahaki gelişimde gocuk giyeceğim. Ben bir dahaki gelişimde aylardan ekim olacak olsa da iki gocuk giymelisin. Bir ay sonra Greçevka'ya dönmeden. Dönmeden önce. Aklını başına topla. Öyle ya uyku zamanın geldi. Yirmi vers yol geldik ve kendimizi mezar karanlığının içinde bulduk. Gece. Gravilovka'da gecelememiz gerekti. Öğretmen konuk etti bizi. Bu sabah da saat yedide yola çıktık. İşte gidiyoruz. Değerli dostlar, yayan gitmekten daha yavaş. Tekerleğin biri çukura giriyor, öteki havada kalıyor, valizim ayaklarımın altında. Oh! Sonra yana, sonra öte yana, sonra burun öne, sonra enseye. Yukarıdan da yağdıkça yağıyor, kemiklerim donuyor. Grili sarılı renkleriyle tatsız bir Eylül ayında insanın sert kışta olduğu gibi soğuktan donacağı aklıma gelir miydi? Demek olabilirmiş. Ve yavaş yavaş ölüyorken insan her şeyi aynı görüyor. Önce kambur, her yanı kemirilmiş bir tarla, solda küçücük bir köy, çevresinde beş altı tane köhne, küçük ev. Sanki hiç canlı yok bu evlerde. Sessizlik. Her yerde sessizlik. Valiz sonunda durdu. Arabacı göbeği abandı üzerine. Bana doğru itti onu. Kemerinden yakalamak istedim onu. Ama elim tutmayı reddetti ve şişmiş, soğumuş yol arkadaşım ayağıma çarpıp içindeki kitapları, her şeyi dökerek otların üzerine düştü. Arabacı korkarak, ''Ah kahretsin'' diye yakınmaya başladı. Ama bir şey söylemedim ona. Nasıl olsa his yoktu ayaklarımda. Arabacı kollarını horozların kanat çırptığı gibi çırparak, ''Ha!'' Kim varmış burada diye haykırdı. Hey! Doktor getirdim size. Sağlık memurunun evinin karanlık penceresinde birkaç yüz görünmüştü. Sonra kapanmıştı pencere ve ben otların üzerinde bana doğru koşan, paltosu ve çizmeleri yırtık birini gördüm. Saygılı bir tavırla çabucak çıkardı kasketini, koşarak iki adım kadar yakınıma gelince nedense gülümsedi, utangaç, kısık bir sesle selam verdi. Hoş geldiniz. Yoldaş doktor. ''Siz kim oluyorsunuz?'' diye sordum. Adam tanıttı kendini. ''Ben Yegoruç, buranın bekçisi. Biz de uzun zamandır bekliyorduk sizi. Hemen valizime yapıştı. Omzuna aldı onu ve yürüdü. Ben cüzdanımı çıkarmak için elimi pantolonumun cebine sokmaya çalışarak ama bir türlü beceremiyordum bunu, aksak bir şekilde yürüdüm arkasından. O anda çok az şey istiyordum. İhtiyacım olan önce ateşti.'' Hatırlıyorum, daha Moskova'dayken bu uzak morinde ağır başlı, ciddi olacağıma kendime söz vermiştim. Genç olmam ilk adımda zorlamıştı beni. Her önüme geleni açıklamak zorunda kalıyordum. Doktor falanca. Ve herkes kesinlikle kaşlarını kaldırıp soruyordu. Gerçekten mi? Oysa sizin henüz tıp öğrencisi olduğunuzu düşünmüştüm. Asık suratla, hayır, fakülteyi bitirdim diye karşılık veriyordum. Şöyle düşünüyordum. Gözlük takmam gerekiyor benim. Evet, gözlük. Oysa gözlüğe ihtiyacım yoktu. Gözlerim bozuk değildi ve yaşam deneyimiyle parlaklıklarını henüz kaybetmemişlerdi. Hoşgörülü, gönül okşayıcı gülümsemelerden gözlüklerin yardımıyla kurtulmak için olanağım olmayacağına göre, karşımdakinde saygı uyandıracak bir davranış biçimi edinmeye çalışıyordum. Tane tane ağır başlı konuşmayı, elimden geldiğince soğukkanlı olmayı, üniversiteyi yeni bitirmiş 22 yaşında gençler gibi koşmayı değil, yürümeyi denedim. Aradan yıllar geçtikten sonra şimdi anlıyorum ki bütün bunlar çok anlamsız şeylerdi. Yazılı olmayan bu davranış yasama o zaman uymadım. Yerimde kıvrılıp ayağımda yalnızca çoraplarla oturuyordum. Hem de çalışma odamda değil, mutfakta, ocakta, alev alev yanan ak ağaç kütüğüne, ateşe tapanlar gibi bakarak. Sağımda ağzı aşağıda, dibi yukarıda bir varil duruyordu. Potinlerim varilin üzerindeydi. Onun yanında boğazı kanlı, tüyü yolunmuş bir horoz, horozun yanında da yığılmış, değişik renkteki tüyleri. Olay şuydu. Yaşamın gerektirdiği bir takım şeyleri artık başarmıştım. Yegor için sivri burunlu karısı Aksinya'yı kendime aşçı olarak atamıştım. Bunun sonucu olarak da horoz onun ellerinde can vermişti. Ben yiyecektim bu horozu. Herkesle tanışmıştım. Sağlık memurunun adı Demyan Lukic'ti. Ebelerden birinin adı Pelegeya Ivanovna. Ötekinin ise Anna Nikolayevna. Hastaneyi dolaştım ve her türlü alet edevat yönünden çok iyi durumda olduğunu gördüm.'' Bu arada şunu da itiraf etmek zorundaydım. Kuşkusuz kendime hiç kullanılmamış alet edevatın ne işe yarayacağı konusunda hiçbir bilgim yoktu. Daha önce elim almadığım, hatta ne yalan söyleyeyim, görmediğim şeylerdi bunlar. Pek anlamlı mırıldandım. Hmm. Evet, çok güzel alet edevatımız var. Hmm. Demjan Lukic pek memnun karşılık verdi. Evet efendim, bütün bunlar sizden önceki doktorumuz Leopold Leopoldo için çabasıyla sağlandı. Kendisi sabahtan akşama kadar ameliyat yapıyordu. O anda soğuk bir ter bastı beni ve can sıkıntısıyla ışıl ışıl aynalı dolaplara baktım. Sonra boş koğuşları gezdik ve bu koğuşlara rahatlıkla kırk hasta yatırılabileceğini düşündüm. Demian Lukic yatıştırmaya çalışıyordu beni. Leopold Leopoldovic'in zamanında bazen elli hasta yatıyordu. Saçları sehrelmiş Anna Nikolayevna ise buna karşılık şöyle dedi. Doktor, siz çok gençsiniz, çok genç. İnsanın aklı almıyor. Üniversite öğrencisi gibisiniz. Öf kahretsin diye geçirdim içimden. Sanki hepsi söz birliği etmiş. Dişlerimin arasından soğuk bir tavırla mırıldandım. Hmm, hayır, ben, yani ben, evet, e, genç sayılırım.'' Sonra eczaneye indik ve bir anda orada yalnızca kuş sütünün olmadığını gördüm. Hafif loş iki oda, çeşitli otların kokusu, raflardaysa işe yarar her şey vardı. İtiraf etmeliyim ki yurt dışından gelmiş adını hiç duymadığım marka ilaçlar bile vardı aralarında. Pelageya Ivanovna mağrur bir tavırla, Hepsini Leopold Leopoldoviç getirtti, dedi. Bu Leopold Leopoldoviç bir dahiymiş, diye geçirdim içimden ve bu gizemli, sakin murini terk edip giden Leopold'a saygı duymaya başladım. Ateşin yanındayken insanın ortama uyum sağlaması da gerekir. Horozu çoktan yemiştim. Yegoruç benim için şilteyi kuru otla güzelce doldurmuş, üzerine çarşafı sermişti. Çalışma odamda, rezidansımda lamba yanıyordu. Oturmuş, büyülenmiş gibi efsanevi Leopold'un üçüncü başarısına bakıyordum. Dolap tıka basa kitap doluydu. Bir bakışta Rusça ve Almanca 30'a yakın cerrahlık üzerine kitap saydım. Ya terapi üzerine olanlar, ya cildiye ile ilgili harika atlaslar. Akşam zaman ilerliyor ve ben alışıyordum. Acı duyarak ıstırapla düşünüyordum. Bunda hiç suçum yok benim. Diplomam elimde ve 12 adet pekiyim var. Daha o büyük kentte bile ikinci sırada doktor olmam konusunda uyarımı yapmıştım. Hayır. Gülmüşlerdi bana, şöyle demişlerdi. Alışırsınız. İşte, alışacağım da. Peki, ya fıtığı olan bir hasta getirirlerse bana? Söyleyin, nasıl alışacağım buna? Peki, fıtığı olan hasta benim ellerimde nasıl hissedecek kendini? Hasta öteki dünyada alışacaktır. Böyle düşünürken sırtım buz kesiyordu. Ya apandisti iltihaplı bir hasta? Öf. Ya difterili köy çocukları? Trakestomi ne zamandı? Aslında trakestomi olmasa da başka sıkıntılarım olacak. Ya ya doğumlar? Evet. Doğumları unuttum. Ters bir durum. O zaman ne yapacağım? He? Ne akılsız bir insanım. Böyle bir yere gelmeyi kabul etmemem gerekirdi. Benim yerime başkası gelmeliydi. Bir çeşit Leopold istemeliydiler kendilerine. Karanlıkta canım sıkkın, çalışma odamın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordum. Lambanın yanına geldiğimde aynada, ışığın yanında pencereden ucu bucağı görünmeyen tarlaların karanlığında soluk yüzümü görüyordum. Birden aptal gibi şöyle geçirdim içimden. Düzmece Dimitri'ye benziyorum. Ve tekrar masaya oturdum. Tek başıma olduğum iki saat süresince eziyet ettim kendimi ve sinirlerim kafamda yarattığım korkulara artık dayanamayacak duruma gelene kadar eziyet ettim.'' Sonra yavaş yavaş sakinleşmeye, hatta bazı planlar yapmaya başladım. İşte böyle. Üstelik şimdi fena olmadığımı söylüyor. Köylüler tembel, yolların bozuk olduğunu söylüyorlar. Beynimde kaba bir sesle şöyle diyordu: "Fıtıklı bir hastayı bile getirebilirler sana. Çünkü yol kötüyse ise nezle biri hafif bir hastalıktır bu, gelmez. Ama fıtıklı birini taşıyarak getirebilirler. İçin rahat olsun doktor bey." Zekice bir deyiş, öyle değil mi? Ürperdim. Şöyle karşılık verdim o sese. Sus. Fıtık şart değil. Neden bu kadar sinirlisin? Hamama giren terler. Ses pek manalı. Madem görevi üzerine aldın, gerekeni yapacaksın, dedi. Evet efendim. Başvuru kitaplarını elimden bırakamıyordum. Bundan bir sonuç çıkarmak gerekirse, ellerimi yıkarken bile bu kitaplara bakmak zorundaydım. Hastaları kaydederken de kitap önümde açık duruyordu. Böylece yararlı ama kolay reçeteler yazabiliyordum. Söz gelimi, günde üç kez 0,5 gram salisilat tozuyla ovalayacaksınız. İçimdeki danışmanım açıkça alay ederek soruyordu. Soda da yazabilirdin. Sodanın ne ilgisi vardı bununla? Bitki özlü ilaçlar, karışımlar da yazıyorum ben. Hem de yüzde seksen hastaya ya da 200 izin verin. Ve ayrıca lambanın ışığında kimse benden talep etmemiş olsa da tıp kitaplarını karıştırıyordum. Bitki özlü ilaçları inceliyor, bu arada çeşitli ilaç karışımlarının olduğunu öğreniyordum. Kininle sülfatın, eterin karışımından başka bir şey değildi bu. Kininin tatsız tutsuz bir şey olduğu anlaşılıyordu. Peki ama niçin kinin? Ayrıca reçeteye nasıl yazacaktım onu? Toz gibi bir şey miydi? Kahrolası şey.'' Korkuya benzer bir ses ısrarla soruyordu. Karışımı bir kenara bırakalım. Peki ama ne yapacaksın fıta? Gözüm dönmüşçesine savunuyordum kendimi. Banyoya sokarım, banyoya. Bu yolla fıtığı iyileştirmeyi denerim. İçimdeki korku şarkı söyler gibi şeytancasına şöyle diyordu. Ne yapacağını bilemeyen sıkışmış meleğim benim. Banyonun ne yararı olur fıta? Kesmek gerekir, kesmek. O zaman daha fazla dayanamıyordum. Ağlayacak gibi oluyordum. Pencerenin dışındaki karanlığa dualar gönderiyordum. Nasıl hastalar gelirse gelsin, yeter ki fıtıklı gelmesin. Bitkin düşüyordum. Artık yat uyu, huysuz doktor. Uykunu alırsan sabahleyin her şeyi göreceksin. İçin rahat olsun, sinir küpü. Bak, dışarıda karanlık sakin, üşüyen tarlalar uyuyor. Fıtık falan yok. Evet, sabahleyin göreceksin. Alışacaksın. Uyum sağlayacaksın. Şimdi uyu. O atlası bırak elinden. Nasıl olsa bu durumda hiçbir sorunu çözemeyeceksin. Fıtık çemberi. Nasıl içeri dalmıştı anlayamamıştım bile. Hatırlıyorum pencerenin dibinde bir arabanın tekerlek sesi duyulmuştu. Kapının menteşesi gıcırdamış, aksin ya bir şeyler fısıldamıştı. Şapkasız, gocuğunun önü açık, saçı sakalı birbirine karışık biri, bakışlarında büyük bir dehşetle daldı odaya hat çıkararak önümde diz çöktü, alnını yere koydu. Üzgün, mahvoldum diye geçirdim içimden. Gocuğunun gri kolundan tutup onu kaldırmaya çalışırken mırıldandım. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yüzünü buruşturdu, soluk almakta zorlanıyordu. Kesik kesik konuşmaya başladı. Doktor bey, efendim, biricik kızım, bir tanem. Birden yükseltmişti sesini. Öyle ki lambanın abajuru titremişti. Ah doktor bey, ah! Çok üzgündü. Elini kolunu sallıyordu ve tekrar yere kapanmıştı. Sanki döşeme tahtalarını parçalamak istiyordu. Nedir bu başıma gelen? Ne biçim bir ceza bu? Nasıl bir günah işledim? Ne oldu? Ne var? Diye bağırdım. Yüzümün buz gibi olduğunu hissediyordum. Adam aya fırladı, çırpınarak şöyle diyordu: Doktor bey, ne istiyorsanız söyleyin. Para vereceğim. İstediğiniz kadar para vereceğim size. Ne kadar isterseniz, ne isterseniz ayağınıza getireceğim. Yeter ki ölmesin kızım, yeter ki ölmesin. Yukarılara bakarak bağırıyordu. Varsın sakat kalsın, sakat kalsın. Yaşasın, yeter bana, yeter. Aksinyan'ın soluk yüzü kapının karanlık karanlığında asılı duruyordu. Yüreğim sızladı. Çok üzgün haykırdım. Ne oldu, ne oldu, söylesenize. Adam sustu ve bana bir sır veriyormuş gibi fısıldadı. Tarağa takıldı. Bunu söylerken bakışları dipsiz, derindi. Tarağa? Tarağa mı? diye sordum. Ne demek oluyor bu? Aksinya fısıldayarak açıkladı. Keten, doktor bey, keten tarıyormuş. Tarakta, keten tarağında. Dehşet içinde şöyle geçirdim içimden. E i̇şte başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Öf, ne diye geldin buraya? Kim? Adam soruma alçak sesle cevap verdi. Kızım? Sonra haykırdı. Yardım edin. Ve tekrar yere kapandı. Uzun saçları gözlerinin önüne inmişti. Teneke abajuru eğri lamba çatallı yanıyor, çok ışık veriyordu. Kokusundan yeni olduğu anlaşılan beyaz muşamba örtülü ameliyat masasında gördüm kızı ve o anda fıtık geldi aklıma. Masadan sarkan açık sarı, parlak saçlarının kalın ve uzun örgüsü döşemeye değiyordu. Basma etekliği yırtık ve renk renk kan içindeydi. Boz lekeler, sarı, kırmızı lekeler. Lambanın ışığı sarı, canlı gibi geliyordu bana. Kızın yüzü ise kağıt beyazı, burnu sivri. Alçıdanmış gibi kıpırtısız yüzününse her zaman, her yerde sık karşılaşılamayan olağanüstü bir güzelliği vardı. Ameliyat sırasında on saniye tam bir sessizlik oldu ama kapalı kapıların dışında birinin bağırıp çağırdığı, başını duvarlara vurduğu duyuluyordu. Akıllandım diye düşünüyordum ama hasta bakıcılar sakinleştirecektir onu. Neden bu kadar güzel bu kız? Gerçi babasının yüz atları da düzgündü. Besbelli, annesi çok güzel. Adam dul galiba. Elimde olmadan fısıldadım. Babası dul mu? İvanovna sakin cevap verdi dul. O sırada Demyan Lukic kızın eteğini boydan boya yırtıp üzerine açtı. Baktım, gözlerime inanamadım. Kızın sol bacağı sanki yoktu. Parçalanmış, dizinden aşağı doğru kanlı bir yarık uzanıyordu. Her yandan kesilmiş et parçaları, parçalanmış beyaz kemikler ortaya çıkmıştı. Sağ bacağının kaval kemiği öyle bir kırılmıştı ki, kemiğin iki ucu cildini delip dışarı çıkmıştı. Bu yüzden arada bir bağlantı yokmuş gibi ayağa yana dönmüştü. Sağlık memuru sakin bir tavırla "Evet." diye mırıldandı. Başka bir şey demedi. O sırada ben kendimi toparladım, kızın bileğini tutup nabzına baktım. Bileği soğuktu, nabız yoktu. Ama birkaç saniye sonra belli belirsiz bir kıpırdama yakaladım. Ama hemen kayboldu. Sonra bir duraklama oldu. Bu duraklama sırasında kızın burnunun morarmış kanatlarına, bembeyaz dudaklarına bakabildim. Bitti demeye hazırlanıyordum ama şans eseri bir şey demedim. Sustum. Tekrar hafif bir kıpırdama oldu nabızda. Bir insan hayatı böyle sönüyor işte diye geçirdim içimden. Bu durumda yapılabilecek bir şey yok. Ama birden kendi sesimi tanıyamadığım sert bir sesle kafur dedim. Anna Nikolayevna kulağıma eğilip fısıldadı. Ne gerek var doktor? Acı çektirmeyin kıza. Bir de iğne mi vuracaksınız ona? ''Biraz sonra gidecek. Kurtaramazsınız.'' Öfkeyle şöyle bir baktım ona. ''Kâfur istiyorum.'' dedim. Bunun üzerine Anna Nikolayevna, kıpkırmızı, küskün bir yüzle hemen masaya koştu, bir ampul kırdı. Sağlık memurunun da kâfuru uygun bulmadığı belliydi. Ama yine de çabucak, ustalıkla şırıngayı hazırladı ve sarı yağ, kızın omzundan derisinin altına zerk edildi. ''Öl. Çabuk öl.'' diye geçirdim içimden. ''Öl.'' Yoksa ne yapacağım seni bilemiyorum. Sağlık memuru ne düşündüğümü yüzümden anlamış gibi fısıldadı. Hemen şimdi ölecektir. Yan gözle çarşafa baktı ama sonra anlaşılan vazgeçti. Çarşafın kanlanmasına gönlü razı olmamıştı. Ama birkaç saniye sonra onu kızın üzerine örtmesi gerekti. Ceset gibi yatıyordu kız ama ölmüyordu. Ama kafamın içi anatomi laboratuvarımızın cam tavanı gibi birden aydınlandı kısık bir sesle ''Daha kafur'' dedim. Sağlık memuru Uysal bir kez daha yaz erketti. etti. Umutsuzca düşünüyordum. Ölmeyecek mi yoksa? Acaba geri mi gelecek? Kafamda her şey aydınlanmıştı ve herhangi bir ders kitabı, tavsiye, yardım olmadan birden o anda içimde hissettiğim çelik gibi bir kararlılıktı, hayatımda ilk kez Şimdi sönüp gitmekte olan bir insanın bir uzvunu kesmem gerekeceğini düşündüm. Ve bu insan bıçak altında ölecekti. Ah, bıçak altında ölecekti. Bedeninde kan kalmamıştı çünkü. Parçalanmış bacağından on vers yol boyunca kan akmıştı. Ve şu anda bir şey hissedip etmediği, işitip işitmediği belli değildi. Susuyordu. Ah, neden ölmüyordu? Çılgın babası neler söyleyecekti bana? Kendi sesime hiç benzemeyen bir sesle, sağlık memuruna şöyle dedim. Kesim için hazırlanın. Ebe tuhaf tuhaf baktı yüzüme. Ama sağlık memurunun gözlerinde bir acıma kıvılcımı belirdi ve aletleri hazırlamaya koyuldu. Elinin altında gaz ocağı sesli yanıyordu. Aradan 15 dakika geçti. Kızın soğumuş göz kapaklarından birini kaldırıp bağnaz bir dehşetle ışığı sönmekte olan gözüne baktım. Bir şey anlayamadım. Bu yarı ceset beden nasıl hayata dönebilirdi? Beyaz kepimin altından ter damlaları alnımdan durmadan akıyordu ve Pelageya Ivanovna elindeki gazlı bezle bu tuzlu teri siliyordu. Kızcağızın damarlarında kalan kanın içinde şimdi kafein yüzüyordu. Tekrar kafein iğnesi yapmak gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Anna Nikolayevna kızın kalçasındaki fizyolojik eriyikten oluşan şişkinlikleri hafifçe ovalıyordu. Ve canlıydı kız. Üniversitedeyken uzvun nasıl kesildiğini bir kez görmüştüm. Şimdi ben de öyle yaptım. Neşteri elime aldım. Kızın önümüzdeki yarım saat içinde ölmemesi için Tanrı'ya dua ediyordum. Ben işimi bitirdikten sonra koğuşta ölsün varsın. Bana yardımcı olan yalnızca bu olağanüstü durumun kırbaçladığı sağ duyundu. Deneyimli bir kasap gibi elimdeki keskin neşterle kasığın içini boşalttım ve tek damla kan akmadan eti aldım. Kanama olursa ne yapacağım diye düşünüyor ve kurt gibi aletlere cımbızlara bakıyordum.'' Bir kadının bedeninden kocaman bir et parçasıyla bir uzvunu kesip almıştım. Beyazımsı küçük bir boruya benziyordu ama içinden tek damla kan akmıyordu. Kilitli pensle kapadım ağzını sonra devam ettim. Kilitli pensleri gereken birçok yere daha koydum. Arterya, arterya. Nasıldı kahretsin. Ameliyat odası kliniği andırıyordu. Kilitli pensler çivilerle asılıydı. Etle birlikte gazlı bezle astılar onları. Bu arada ben küçük ince testere dişli, parlak pensle yuvarlak kemiği kesiyordum. Neden hala ölmüyor? Çok tuhaf. Ah, insanoğlu çok zor ediyor. Ve nihayet kesildi kemik. Kızın bacağı Demjanluk için elinde kaldı. Kıllar, et, kemikler. Hepsini bir kenara attık ve masada yalnızca sanki üçte biri küçülmüş kızla yanında kesilmiş bacağı vardı. Heyecanla şöyle geçiriyordum içimden. Biraz daha, azıcık daha bekle. Ölme. Koğuşa gidene kadar dayan. Hayatımın bu en korkunç olayından sağ salim sıyrılmam için zaman tanı bana. Sonra iplikleri aldık ve deriyi seyrek ilmiklerle dikmeye başladım. Ama aklıma bir şey gelmiş gibi birden durdum. İğneyi bıraktım. Gazlı bezden bir tampon yapıp kesik yere koydum. Ter gözlerimin önünü kapamıştı. Banyodaymışım gibi geliyordu bana derin bir soluk aldım. Kesik bacağı, kızın bal mumu renginde yüzüne üzgün baktım. Sordum. Yaşıyor mu? Birden sağlık memuruyla Anna Nikolayevna'nın boğuk yankılanan sesini duydum. Yaşıyor. Sağlık memuru sessiz, yalnızca dudaklarıyla bir dakika daha yaşayacak, dedi. Sonra kibarca tavsiyede bulundu. İkinci bacağı hiç dokunmasak iyi olacak, doktor. Bakın, sargı beziyle sarsak daha iyi olacak.'' Yoksa koğuşa kadar gidemeyecek. Ne dersiniz? Ameliyat masasında kalmasından daha iyidir. Bilemediğim bir gücün zorlamasıyla kısık bir sesle ''Alçı getirin'' dedim. Yerler baştan ayağa beyaz lekelerle doluydu. Hepimiz sıklam terliydik. Yarı ceset kıpırdamadan yatıyordu. Sağ bacağı alçıya alınmıştı ve duygulandığım için kırık yerde bıraktığım açıklık bir pencere gibi parlıyordu. Sağlık memuru hayretle mırıldandı. ''Yaşıyor?'' Sonra kaldırdık onu ve çarşapın altında ortaya kocaman bir boşluk çıktı. Kızın bedeninin üçte birini ameliyat masasında bırakmıştık. Sonra koridorda gölgeler kıpırdıyor, hasta bakıcılar koşuşturuyordu. Kupkuru çığlıklar atan perişan bir erkeğin duvar gibi boyunca yürüdüğünü görüyordum. Ama hemen uzaklaştırdılar onu ve bir sessizlik oldu. Ameliyat odasına döndüm. Dirseklerime kadar kanlı ellerimi yıkadım. Birden sordu bana Anna Nikolayevna. Böyle uzuv kesme ameliyatlarında çok bulundunuz galiba doktor. Çok çok iyiydiniz. Leopold kadar iyiydiniz. Leopold derken bir duayenden söz ediyor gibiydi. Kaşlarımı çattım ve hepsinin Demyan Luke içinde, Pelageya Ivanovna'nın da gözündeki, gözlerindeki saygıyı, şaşkınlığı fark ettim. Eh dedim, ben yalnızca iki kez yaptım bunu. Gördüğünüz gibi. Neden yalan söylemiştim? Şimdi anlayamıyordum bunu. Hastanede sessizlik vardı. Her şey susmuştu. Sağlık memuruna alçak sesle emir verdim. Öldüğü zaman hemen haber verin bana. Sağlık memuru "Tamam" diye cevap vereceğine nedense saygılı bir tavırla şöyle cevap verdi. "Baş üstüne efendim." Birkaç dakika sonra doktor evinin çalışma odasında yeşil ışıklı lambanın yanında oturuyordum. Evde derin bir sessizlik vardı. Soluk yüzüm karanlık camda yansıyordu. Hayır, Düzmece Dimitri değilim ben ve gördüğünüz gibi sanki biraz yaşlanmış gibiyimdi. Bir burun kemiği kırığı var. Şimdi kapı çalınacak. Kızın öldüğünü haber vereceklerdir. Evet, gidip son bir kez daha bakacağım. Şimdi çalarlar kapıyı. Çaldılar kapıyı. Aradan iki buçuk ay geçtiğinde oldu bu. Pencerede kışın ilk günlerinden birinin parlaklığı vardı. O girdi odaya. Kızının bacağını kestiğimden bu yana ilk kez görüyordum onu.'' Evet, gerçekten yüz atları düzgündü. Kırk yaşlarındaydı. Gözleri parlıyordu. Sonra bir hışırtı oldu. Tek bacaklı, kırmızı çizgili, çok bol eteklikli, göz kamaştırıcı güzel bir kız iki koltuk değneğiyle girdi odaya. Bana baktı. Yanakları al al oldu. Moskova'da, Moskova'da. Orada protez bacak yapıyorlarmış. Hemen adresi yazdım. Babası birden elini öp dedi. O anda öylesine şaşırdım ki kızı dudağından değil burnundan öptüm. Koltuk değneklerinin üzerinde asılı kız o zaman elindeki paketi açtı, içinden uzun, bembeyaz bir havlu çıktı. Havlunun üzerinde son derece doğal işlenmiş kırmızı bir horoz resmi vardı. Koğuşları dolaşmaya çıktığında yastığının altına gizlediği işte bu havluymuş. Hatırlıyorum, masanın üzerinde bir takım iplikler görüyordum. Çok sert bir tavırla, almam bunu, dedim. Böyle derken başımı bile sallamıştım. Ama o anda yüzü, bakışı öyle bir değişti ki aldım. Ve o havlu Murin'de yatak odamda yıllarca asılı durdu. Daha sonra gittiğim her yere benimle geldi. Sonunda iyice eskidi, havu döküldü, yer yer delindi ve nihayet hatıralar gibi o da silindi, kayboldu. Son